Skorer Fanatik ortak yayınına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Spor bilgi yarışması Hocam O Kadar Değil programıyla sizlerle birlikteyiz efendim. En son Skorer ve Fanatik eşit durumdaydı. Durum 2-2. Bakalım 5. bölümümüzde kazanan kim olacak? Sizler de, ben de daha doğrusu sizler gibi merak ediyorum diyelim ve Hocam O Kadar Değil başlıyor. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Herkes hata yapıyor hocam. Efendim bu hafta sizlerin çok yakından tanıdığı iki isim var aramızda. Hep bir tanesi skorerli biri Fanatik'te. Efendim Nevzat Dindar bu hafta sağ olsun bizi kırmadı. Yarışacak yarışmada. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yarışma yanında, hayırlı olsun. Teşekkürler. Yanında da bizim bahtsız daha hiç galibiyet yüzü görmeyen Serkan Özen var. Ama demirbaşım. Fanatik'te de yine sizlerin yakından tanıdığı bir isim Yakup Çınar ve Caner İş Beğendiren. Sen ilk kez yarışıyorsun. Evet, ilk yarışmam. İlk yarışman. Hoş geldiniz hoş, diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet efendim hazırsanız iki tarafta. Şimdi başlayacağız. Bu hafta 4 sorumuz sesli şekilde cevaplanacak. Yine tanıdığınız isimler olduğu için efendim sizin de Nevzat Dindar ve Yakup Çınar bu sorulara sesli yanıt verecekler. Süre hazırsanız. Var mı? Yani tabii bir düşünme süreniz, bir 10 saniyeniz var. Evet efendim, hazırsanız başlıyorum. İlk sorunuz geliyor efendim. Beşiktaş Futbol Şubesi kaç yılında kurulmuştur? 1911. Bir dakika. Sen de bir sayı söyle abi ona göre. Yani. Yakup net bir cevap verdi yani. Burada şimdi biraz beni tereddüte düşürdü ama ben de 1914 diyeyim. Evet, efendim doğru cevap 1911 olacaktı. Evet. Net verdi, evet. Devam ediyoruz, ikinci soru geliyor. Sana güveniyorum dedim. Şampiyonlar Ligi tarihinin 10.000. golünü kim atmıştır? Hangi futbolcu attı? Sergio Ramos. Abi, nasıl yani? 10.000. golünü. Cevap veremiyorum ya. Ronaldo falandır abi belki. Yani Messi diyeyim ya. Ama Ramos dedi yani. Ramos da çok Messi böyle söylenmez ki abi. Ramos ne zaman attı? Bu sezon mu attı diyorsun sen? Tabii Valencia'da değil miydi? Sevilla'da. Doğru cevap vereyim isterseniz. Ver. Doğru cevap Sergio Ramos olacak. Ne bir şey soracağım ya. Bu kadar net cevaplar olamaz yani. Abi bir şey söyleyeceğim. Messi dersin, Ronaldo dersin, Lewandowski dersin. Sergio Ramos demezsin Ramos yani. Demezsin yani. Atıyor musun? Hayır abi, niye atayım? Cevaplar mı? Sen bu soruları falan biliyorsun. Gelirken sorulara bakıyordu galiba. Tamam. Sana şaka yaptık. Bunu bilerek böyle şaka yapalım dedik, espri olsun diye. Ama şimdi yarışma başladığında gerçekten hiçbir şey bilmiyoruz abi. Gerçekten. Şimdi şüphe düştü anladın mı? Yani yok, şüphe düşer bu kadar şey cevaplar verelim. Takibe gideriz abi takibe. Evet gerçekten şimdi orijinal yarışmamız başlıyor. İlk sorunuz geliyor efendim. Süper Lig tarihinde bir takımın başında 50 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör Okan Buruk. Silin o. Okan Buruk yazıyordu. Bu isim Okan Buruk. Peki ikincisi kim? Buyurun, süreniz başladı. Okan Buruk bu arada 62 maçta ulaşmış. 50 galibiyeti onu da bilgisine vermiş olalım. Süreniz devam ediyor ama muhtemelen bitti. Evet, alalım cevapları. Skorer'den Fatih Terim cevabı geldi. Fanatik'ten Şenol Güneş cevabı geldi. Efendim, doğru cevap Fatih Terim. Vay. Evet, Skorer'e bir puan. Gerçekler acıdır. Galatasaray'la başladık gerçekten. Evet. Efsaneyle başladık. Ben tersim, peki, tersim. Devam ediyorum. 26. haftada oynanmış olan Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasında hangi futbolcu en fazla ikili mücadele kazanmıştır? Buyurun. Yazar. Bu oyuncu Beşiktaş'tan da olabilir. Konyaspor'dan da olabilir. Doğru mu? Süre bitti. Evet, doğru.
Aç hanım cevapları. Skorer... Getson çok kötü oynamıştı diye hatırlıyorum. Skorer Musrati dedi. Fanatik Getson Fernandes dedi. Doğru cevap Matuaku. Biz neyden bilmiştik? Evet, ikinize de puan veremiyorum. Evet. Yakup ne oluyor performansın bu hafta? Ha? Tek atamıyorsun. Evet, ne oldu Yakup? 10 bininci golü falan biliyordun. Ramos. Sergio Ramos. 1911. Trabzonspor'un 10 numaralı futbolcusu kimdir? Evet, süreniz azalıyor. Yazın. Yani doğru mu? Süre yani bitti. Sıkıntı olmaz bence bunda. Tamam. Süre bitti. Tamam. Doğru mu yazdık? Kötü ya. İkimiz aynı şeyi yazdık aslında. Yani. Daha doğru yazmışız. For hak yaz. Vergi sayır. For hak. Şurada şey yazıyor. Okuma yazma. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. İsmet o kadar değil hocam programı gibi oldu. Evet. Alan falan yazıyor galiba. Evet. Hoylund. İki taraf da aynı cevabı verdi. Cevabınız doğru değil. Cevap Trezeguet. Abdülkadir Ömür gittikten sonra 10 numaralı formayı Trezeguet aldı. Aa, tam ters köşe. Evet. Niye uğraştırıyorsun ki o zaman? Orada Trezeguet yazıyordu. Trezeguet yazıyordu. Onu her yere çekebilirsin zaten. İlginç. Evet. İlginç. Bundesliga'da en uzaktan atılan gol rekoru kaç metredir? Buyurun. 2-2-3. Yazalım. Çok güzel. Yazalım. Süre ne kadar kaldı? Yazın bence bir an önce. Süre bitti. Açalım. Skorer 70 dedi. Fanatik 86 dedi. Doğru cevap 73 metre. Olacaktı. Nevzat Dindar şov. Evet şov yapıyor yalnız hakikaten. Skorlere bir puan daha. Eğlenceli bir soru geldi. Necip Uysal Beşiktaş kariyeri boyunca kaç tane teknik direktörle çalışmıştır? Buyurun. Bunun süresini biraz uzatabiliriz. Buna 20 saniye verelim. Tamam. Sezon. O tarafta yazsın. Yazsın da süresi var. Süre, şey. Bakıyorum süreye. Evet, buyurun. Bitti süre. Skorer'den 24 cevabı geldi. Fanatik'ten 20 cevabı geldi. Efendim, Necip Uysal Beşiktaş kariyeri boyunca tam 22 teknik direktöre çalışmış. Ortası oldu ya. Ortası oldu. Tam puanlar. Puanlar iki tarafa da gidiyor. Bir kariyer vereyim mi size? Ver. Karışık veriyorum kariyeri. Tamam. Edirne Spor, Galatasaray, Bursa Spor, Fenerbahçe kariyerindeki futbolcu kimdir? Buyurun. Hadi biraz çabuk çabuk ama. Süre çok az kaldı. Yazın birini. Süre bitti. Bilemedik ya. Yazamadıysanız bir 10 saniye daha vereyim. Ki cevap yazın en azından. Hadi verdim 10 saniye daha. Yazın bir şey. Abi Galatasaray. Ali Lukunku. Bu da olmaz. Biraz kafa karıştıralım en azından. Biraz kafa karıştıralım. Ali Lukunku. Buradaki durumu karıştırıyor zaten şu anda. Tam sesli bir cevap verin. Düşündüğünüz ama biri var mı? Ama yok yani hiç. Ya zaten iki tarafa puan vermeyeceğiz. Düşündüğün bir daha hatırlatı Edirne, Galatasaray, Fenerbahçe. Karışık verdin Fenerbahçe. Şey söyleyeceğim çok eski. Ama niye onu karışık veriyorsun? Ay niye düz verecek bir niye şey? Niye düz vermem? Kronolojik vereceksin. Kronolojik vermen gerekiyor. Hayır vermem. Herhalde başlangıç Edirne değildir. Bursa'da başlamıştır. Bir Galatasaray yapmıştır. Sonra bir Fenerbahçe yapmıştır. Ya da Fener Galatasaray yapmıştır. Bursalılar haklıdır. Hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de oynayıp Edirne Spor'da bir şey oynamış biri hiç aklıma yani gelmiyor. Bakın size bir tane tüyo veririm ama 5 saniyede yazarsınız. Hayır. Açın. Bir tane tüyo veriyorum hemen yazın. Mehmet Özgatlı. Hayır. bu ismin oğlu kaleci. Ha, Semih Yuvakova.
Yaz. Yaz. Evet doğru bu arada. Bildiğim işte. Kim ne yazdı? Evet evet onlar da temin Yuva Kur'an yazmışlar. İki tarafa da puan veriyoruz. Teşekkür ederiz. Bir gün bol da yapıyorsun yapalım. Bu söz kime aittir yapalım o zaman? Drogba ile Bebo'yu karşılaştıranların ciddi sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Bebo, Drogba'yı yolda görse imza ister abi. Sözü kime aittir? Buyurun. Bilemezsin ki bunu. Bilirsin bence. Ama ipucu vermen lazım. O kadar. Sen de alıştın iyi. Ona kim? İpucu, buna ipucu. Kim? Hadi yazın bir şey, süre yok, bitiyor. Hadi yazdınız, açalım. Salladım. Skorer'den Batuhan Karadeniz cevabı geldi. Fanatik'ten Ümit Karam cevabı geldi. Doğru cevap Sergen Yalçın olacaktı. Yılalım. Sergen ne zaman söyledi bu sözü abi? Burada mesela 4 tane şık vermen lazım. Tamam. Kolaylaştırmak için değil mi senin işini? YouTube tarihinin ilk 1 milyon izlenen videosu hangi futbolcuya aittir? Buyurun. Bitti mi? Evet. Siz yazdınız mı? Evet. Alalım cevapları. Skorer'den Ronaldinho, Fanatik'ten Ronaldinho cevabı geldi efendim. Doğru cevap Cristiano Ronaldo olacaktı. Biz Ronaldo'yu... Şaka. İki taraf da doğru bildi Ronaldo. Ay şey Ronaldinho. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Nesrin Baş. Kadınlar kaç kiloda altın madalya kazandı? Güreş değil mi bu? Evet, geçen hafta kazandı hatta. Biliyor musunuz? Süre tutun abi. Var, süre tutuyorlar. Yazdın mı sen? Süre tutun dediğine göre baya bir şey. İddialı. Alalım cevapları. Skorer'den 56, Fanatik'ten 67 cevabı geldi. Doğru cevap 72 kilo olacaktı. Fanatik kazandı. Ne alakası var kazanmak yani? O burada bir... Yakın olanı sayıyoruz. Kadın duysa üzülür ya. 72 kiloydu. Tamam biz daha düşük yazdık ama yani. Ama onlar. Neyse sporcu. Tamam açım tamam. Hadi okey. Evet. Süper Lig'de ilk golünü Fenerbahçe karşısında atan Martin Minchev kaç maç sonra gol atmayı başarmıştır? Buyurun. Martin Minchev. Yazdınız mı? Açalım cevapları yazdıysanız. Oo. Evet, iki taraftan da 20 cevabı geldi. Doğru cevap 22 olacaktı. İki tarafa da puan veriyorum. 2024 takvim senesinde Avrupa'nın 10 büyük ligi, Süper Lig ve bir alt liglerinde 358 takım arasında gol yemeyen tek takım hangisidir? İmkansız bilemezsin. Ligini sorsan ligini bile bilemeyiz. Yani yakın cevap verme ihtimalimiz de yok. Bu Nezir abi yazacak. Bir takım yazacağız. Bir takım hayır, yazacaksınız. Türk takım. Türk. Hadi bunu vereyim. Süreniz bitti ama ben yine bugün size yardım ettim. Türk. Nasıl ya? Canım benim, ben mi yemedim gol? Ne? Ne yapayım ben şimdi sana? Yazdın mı? Musun? Salladım. Altta yok canım, bizde bir şey yok. Hiçbir fikrim yok. Yazdık, biliyoruz. Cevabını biliyoruz. Efendim, Skorer'den Erzurum cevabı, Erzurum spor cevabı. Sizden cevap yok. Doğru cevap Erzurum. Nasıl yani? Vallahi Erzurum. Erzurum Spor bu sezon gol yememiş mi? Bak beni iyi dinleyin dedim. Abi, yok, 2024 takvim, dedim. 2024. 2024 takvim senesi. Hiç yemedi ya, demedim. Hadi ya. Hadi geçen ya. Tweetini görmüştüm. Onu bu en zor aynen, ben soruya de cevap verirdim. Twitter'ını Twitter'da gördüm bunu. Araştırıyor şu an. Erzurum Spor'un Twitter adresine gir, göreceksin. Buraya bir kurumuş boğazım. Ramos. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Süper Lig'de 2024 yılında
En fazla rakip sahada top kazanan futbolcu Levent Mercan. Toplamda rakibinden kaç top kazanmıştır? Buyurun. 2024. Evet. 2024 yılında en fazla rakip sahada top kazanmış. 80. Süre bitti. Tamam açalım. Düzeltme. Tamam açalım. Gördün mü? 50 yazıyor. Hayır, gördüm. Hayır. Tamam neyse. Net değiştirmek şey yok abi. 50. 50. Orası 50 dedi. Burası 42 dedi. Efendim Levent Mercan. 44 kez rakipten top kazanmış. Saatlerce konsol oyunu oynayıp baş parmağını sakatlayan ve 4 hafta sahalardan uzak kalan futbolcu kimdir? Bir de ameliyat olmuş efendim bu arada. Ben bunu biliyordum ya. İngiliz. Bu bir İngiliz. Ben yazayım dur şey. Süre bitti. Yazacak mısınız? Ekstra salladım. Vereceğim. Yok. Salladım. Tamam. Yok, Agüero cevabı geldi skorerden sizden. Arsenal'in siyahi oyuncusu. Konsol deyince benim aklıma direkt Osayi Samuel geldi ama bu konuyla hiç şey yok. Yok. Efendim cevap Alessandro Nesta. Nesta mı? Evet. Nesta. Nesta'nın zamanında PlayStation mı vardı ya? Varmış vardı. Demek ki. Ya her İtalyan'da kadar oynuyor muydu yani? PlayStation 2 vardı hatta. Evet. Bir dönem Bursaspor'da forma giyen Kembo Ekoko hangi dünyaca ünlü yıldız futbolcunun akrabasıdır buyurun? Yıldız futbolcunu. Sen salladın ya, salladın. Hep de sallıyorsun ya. Yaz abi. Ekoko. Dünyaca ünlü diyor abi. Bir şey diyeceğim. Süre bitti ama müsaade ediyorum yazın. Aa, evet tamam. Bakalım eğlenceli cevaplar. Biz yazdık. Tamam sizi gördüm. Siz de yazın. Hadi bakalım. Hadi açın cevaplarınızı. Yazdınız mı? Yazıyorum bir saniye. Hadi ama çok müsamaha gösterdim sana. Hadi. Call center gibi oldu bu. Bakalım. Skorer'den Eto cevabı geldi. Fanatik'ten Drogba cevabı Drogba geldi. Cevap efendim Ekoko, Kylian Mbappe'nin akrabası. Ay. Dünyanın en hızlı şutur rekoruna 269 kilometre ile sahip olan futbolcu kimdir? Buyurun. 269. Ama bir şey diyeceğim yani. Türk. Kilometre. Ha, tamam. Türk. Yazın. Evet, yazın. Başka türlü bilemeyecekler abi söylemeseydin yani. Biz biliyorduk. Aha tabii canım. Ay, orada isyan ediyorsun bana kaç oldu. Bitti mi? Evet. E'sini yazdık. Bitti. E'sini yazdık dur. Açın. Bizim bu yazı işlerimiz niye bu kadar uzun sürüyor ya? Çünkü o mu yazacak ben mi yazacağım diye uğraşıyorum. Cevabı kabul etme. Yok görmüştüm onu yazdıklarını da. Evet, iki taraftan da Hami Mandıralı cevabı geldi. İkiniz de doğru bildiniz. Çok uzun sürdü ama Hami yazmalar değil mi? Yani. Hey nokta Mandıralı yazmaya çalışıyordu neyse. Evet. 2012-2013 sezonunda TFF 1. Lig şampiyonu hangi takım olmuştur? 2012-2013. TFF 1. Lig. Ne var abi? Hadi yazın ama. Yakup sen de müsamaha gösteriyorsun ya beni kullanıyorsun yani. Süreniz İyi, bitti. Bırakalım hadi. Bence açalım. Biz de salladık. Skorer'den Çaykur Rize yanıtı geldi. Fanatik'ten Manisa Spor geldi. Manisa çıkmış mıydı ya Süper Lig'e bak. Güzel. Sivas da olabilir ama biz... Doğru cevap Kayseri Spor olacak. Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı golü kaçıncı dakikada veya saniyede atılmıştır? Buyur. Şey attı. Süre bitti mi? Hayır devam ediyor. Bitti mi? Hayır devam ediyor. Bayağı minikli attı ya. Süre bitti mi? Ay bitti. Bizim bitti. Ben bitti. Süre bitti açalım. 8 dakika mı saniye mi diyorsunuz? Saniye. Siz? 9 saniye diyorsunuz.
doğru bilen taraf fanatik oldu. 11. saniyede atıldı. 11. Şey attı değil mi? Carlos Makay. Aslında Roy Makay. Roy Makay attı. Ama 8 diye hatırlıyordum onu. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda toplamda kaç penaltı kullanılmıştır? Geçen sezon. 22-23. Yaz abi. Yazın artık, bitti. Açalım cevapları. O ne lan? 80 yazacaktım da yazamadım. Çok kötü. 118. Evet efendim. Skorer'den kaçtı? 80. 80 cevabı geldi. Fanatik'ten 118 cevabı geldi. 2022-2023 sezonunda toplamda 136 penaltı. Ooo güzel. Fanatik öne geçti. Gülle atma. Haydi. Kaç yılından itibaren Olimpiyat oyunlarına dahil oldu? Biliyor musun? Yok, sallayacağız abi işte. Ben? Ya salla. Sen de. Yaz et sen. Bütün tuşlara bastı. Bitti süreniz, açalım. Bir şey söyleyeceğim, bu Olimpiyat Almanya'da düzenlendi. Hitler'in zamanında. 1934 cevabı geldi. Skorer'den Fanatik'ten 1962 cevabı geldi. Efendim doğru cevap 1896. Yes! Bu ne bizim işimizdir ya. Şimdi tekrar eşitlendi yani. Ya güldü bizim vallahi işimiz. Bomba attılar. Yakın tarihte hakemliği bırakan Halis Özkahya şu anda gözlemcilik yapıyor. Kaç doğumludur? Buyurun. Kaç doğumludur? Yaşını yazsak kabul ediyor musun? Ben doğum tarihi yazdım. Doğum tarihi yazarsanız yazdım. Benim için daha iyi olur çünkü... Çıkartamadım şu anda. Çıkartamam. Abi çıkartamadım dur. Ne zaman yazsana mı bizi? Geçen sene ya da ondan önceki seneydi. Ama o zaman da 63 yaşında oluyor. Evet artık süreniz bitti bu arada. 43 dedik de hesaplayamıyoruz dur. Tamam 43 kaç oluyor? Kaç doğumlu oluyor? 43 kaç doğumlu oluyor? Vallahi. Söylesenize. 80. 1980. Tamam. 78 olabilir. Buyurun. 78. 1976. Tamam. Fanatik'ten 1976 cevabı geldi. Skorer'den 1980 cevabı geldi. Bir taraf net ve doğru tahminde bulundu. Doğru bilen ve yarışmayı kazanan taraf Skorer. Yes! 1980 doğumlu. Nasıl ya? Yes! Çok erken bırakmış. Abi çok erken bırakmış. Şey oldu ya hata yaptı. O kadar şey kendinden emindi. O kadar kendinden emindi. Şöyle bir de göstereyim. Bu işi biliyoruz. Ne sağ ol. Bu işi biliyoruz. Evet gerçekten bu hafta iki Nevzat taraftan. Nevzat günleri kutluyorum. Abi her hafta gelir misin lütfen? Peki. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkürler. Sizi de tebrik ediyorum. Güzel yarıştınız. Kazandık. Efendim yarışma programımızı noktalıyoruz. Bu hafta kazanan skorer oldu. Durum 3-2'ye geldi. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak diyelim. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Herkes hata yapıyor.